Aykut İnce İstanbul Havalimanı'ndan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Barcelona kafilesi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya geleceği dünya devi Barcelona'nın kafilesi artık yavaş yavaş havalimanından ayrılıyor. Yaklaşık yarım saat önce Barcelona kafilesini taşıyan uçak İstanbul'a inmişti. Yoğun güvenlik önlemleri var. Şu anda burada 9 otobüs Barcelona takımını, yöneticileri, kulüp personelini taşımak, kamp yapacakları otele götürmek için bekliyor. Şu an ekrana da yansıyor. Kameraman arkadaşım Ege bu görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Barcelona kulübünü taşıyacak olan otobüs burada İstanbul'da özel olarak hazırlandı. Genel itibariyle görmeye çok alışık olduğumuz bir tablo değil ama Barcelona'nın her gittiği yerde gerçekleştirilen bir uygulama ve burada İstanbul'da onları taşıyacak olan otobüste kulübün armasıyla, kulübün logosuyla kaplanmış, giydirilmiş durumda. Birazdan da takım, futbolcular ve teknik heyet yavaş yavaş binadan ayrılacaklar. İlk maçta 0-0'lık bir eşitlik. Nou Camp'ta Galatasaray'ın gösterdiği gerçekten önemli bir performans vardı. Rövanş maçı öncesinde küçük de olsa bir avantajı var temsilcimizin ve umuyoruz ki yarın akşam saat 20.45'te başlayacak mücadelede de çeyrek final biletini alan taraf Galatasaray olacak. Hemen Barcelona'nın buradaki kadrosundan bahsedelim. Nasıl bir kafile, nasıl bir kamp kadrosuyla buraya geldiler bunu ifade etmeye çalışalım. Dani Alves bilindiği üzere UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. İstanbul'a gelen kafilede yer almıyor. Kimler var peki kadroda, hemen bunu ifade edelim. Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Sergio, Puig, Dembele, Memphis Depay, Adama Traore, Brad White, Neto, Lenglet, Pedri, Luke de Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Oscar Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi ve Arnaud Temas şeklinde bir kadroyla İspanya'dan, Barcelona'dan bu mücadele için dünya devinin İstanbul'a geldiğini söyleyelim. Gavi ilk mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Bu karşılaşmada forma şansı bulmasını bekliyoruz. Barcelona kafilesi buradan ayrıldıktan sonra kamp yapacağı otele geçecek. Beşiktaş'ta bir otelde kamp yapacaklar. Saat 19.15'te de teknik direktör Xavi ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı var. Yarın karşılaşmanın oynanacağı Nef Stadyumunda. Saat 20'de ise son çalışmasını, son antrenmanını yine Nef Stadyumunda gerçekleştirecek Katalan devi Barcelona. Dediğimiz gibi artık yavaş yavaş yöneticiler binadan ayrıldılar. Oyuncuların ve teknik heyetin çıkışları bekleniyor. Barcelona adına son yılların belki de en kötü sezon başlangıçlarından biri vardı. Ardından Xavi'nin göreve gelmesiyle birlikte bir öze dönüş projesiyle Barcelona takımı bir anlamda kendini buldu diyebiliriz. Devre arası transferlerinin de takıma katılmasıyla birlikte iyi bir form yakalamışlardı. Ta ki Galatasaray ile oynanan ilk mücadeleye kadar. 8 maç aradan sonra gol atamadıkları ilk mücadele olmuştu. Onun dışındaysa önemli bir form grafiği içerisinde, olumlu bir form grafiği içinde Barcelona. Hafta sonu Real Madrid'de El Clasico'da karşı karşıya gelecekler Galatasaray maçının hemen ardından. Aslında Galatasaray'la benzer bir fikstür, benzer bir senaryo ama Galatasaray öncesinde derbi mücadelesini oynamış, Beşiktaş karşısında kazanmıştı. Barcelona ise hafta sonu dünyanın en büyük mücadelelerinden bir tanesi olarak kabul edilen El Clasico'da Real Madrid'le karşı karşıya gelecek ve artık yavaş yavaş oyuncular da terminal binasını terk etmeye başladılar. Yaklaşık dediğimiz gibi yarım saat önce Barcelona'yı taşıyan uçak İstanbul'a inmişti ve pasaport işlemleri, evrak prosedürlerinin tamamlanmasının ardından artık Barcelona kafilesi havalimanından ayrılacak. Son dönemde özellikle sezonun ikinci yarısında dediğimiz gibi iyi bir performans yakalamışlardı. Galatasaray maçının hemen ardından Osasuna karşısında da etkili bir performans ortaya koydu Barcelona. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında 25 dakikada bir anlamda maçı bitirdiklerini söyleyebiliriz. Galatasaray maçı öncesinde Elche karşısında küçük bir rotasyon yapmıştı Xavi ama hem son oynadıkları Osasuna maçı sonrasında hem de Galatasaray maçı sonrasında bu karşılaşmayı ne kadar önemsediklerini, bu karşılaşmaya ellerindeki en iyi kadroyla çıkmak istediklerini, her ne kadar Real Madrid maçı olsa da hafta sonunda önemli bir derbi karşılaşması, bir El Clasico'da sahada olacak olsalar da ellerindeki en iyi kadroyla sahada olmak istediklerini ifade etmişlerdi. Tabii bugün gerçekleşecek basın toplantısında bunlar da Xavi'ye sorulacak ama en azından şu an itibariyle bunu söyleyebiliriz ki şu anda da Xavi Barcelona tarihinin simge isimlerinden bir tanesi, futbolculuk döneminde Barcelona tarihini adını altın harflerle yazdırmıştı. Şimdi aynı yolculuğu teknik adamlık kariyerinde başlatmış vaziyette.
Evet, kafilenin çıkışı devam ediyor. Tabii bir yandan da şu anda Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'ın açıklamaları var. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor. Ben sözü buradan havalimanından stüdyoya bırakacağım ama buradaki görüntüleri de paylaşmaya devam edeceğiz diyelim Aykut İnce. Galatasaray Başkanı Burak Elmas Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor, izliyoruz. Galatasaray'ın kuruluş felsefesinin Ali Samiye'nin gösterdiği Avrupa'da başarılı olmak, yabancı takımları yenmek. Ülke olarak da son yıllarda maalesef Avrupa kupalarında istediğimiz sonuçları alamıyoruz ve ülke puan açısından da geriye düşmüş durumdayız. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bunun birçok sebebi var. Dediğiniz gibi Galatasaray'ı bir Galatasaray markası çok büyük bir marka. Sadece spor alanında değil, kurulduğu ocak olan Galatasaray Lisesi'nden daha sonra üniversitesiyle beraber birçok alanda Avrupa'da birçok değişime katkıda bulunmuş, ülkemizi ileriye taşımaya yönelik son derece büyük başarılar elde etmiş bir camiadır. Galatasaray'ın burada zaten kuruluş amacı, rahmetli kurucumuz Ali Samiyen Bey ve arkadaşları, yabancıları yenmek, onlar gibi organize bir şekilde oynamak ve kuralları uygulayarak yabancıları yenmek olarak koymuştur kuruluş felsefemizi. Galatasaray'da bu felsefeden bugüne kadar hiç uzaklaşmadan devam etti. Zira bunun sonucunda Türkiye'de tek Avrupa Kupası almış olan futbolda spor kulübü olmanın övüncüyle taşlandırmış olduk. Ama bir tanesi yetmez. Gelecekte de biliyorsunuz diğer branşlarımızda da basketbolda hem kadın hem erkekte de birçok Avrupa başarımız var. Bunları devam ettirmek istiyoruz. Şimdi bu Türkiye'deki spor kulüplerinin, takımların Avrupa'da başarılı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi finansal disiplinle yönetilmiyor olmaları. Finansal disiplin özellikle biliyorsunuz her spor dalında Avrupa'da, özellikle de UEFA'nın futbolda uzun zamandır uygulamaya başladığı financial fair play çok önemli. Biz bunu biraz Türkiye'de geç fark ettik. Hatta hala da tam fark edebilmiş değiliz. Kulüplerin finansal olarak kendi gelirleriyle dönebilmeleri, kulüplerin kurumsal açıdan disiplinli yönetilmeleri ve en önemlisi de spora bakış açılarının artık öngörüyle değil, bilimselleşmesi gerekliliği artık var. Avrupa'da futbol dahil bütün spor branşları çok daha bilimsel yönetiliyor. Biz bunun biraz ülke olarak maalesef gerisinde kaldık. Eskiden yöneticilerin, teknik ekiplerin öngörü, oyunu okuyabilme, oyuncudan anlama diye tabir ettiğimiz sezisel kabiliyetleri ve futbolu iyi okuyabiliyor olma kabiliyetleri bugün çok fazla ölçümle ve bilgiyle, yani datayla artık daha net tespit edilebilir durumda. Bugün sporda başarılı olmak isteyen ülkelerin ve örnekleri de var bunun. Özellikle kulüplerin bilimi, yani spor bilimindeki gelişmeleri yakından takip edip teknolojiyi en yüksek seviyede kullanması ve buradan gelen verileri de çok doğru şekilde değerlendirerek takımın performansına yönelik planlar kurması gerekiyor. Biz de Galatasaray Spor Kulübü olarak bunun Türkiye'deki öncesi olmak adına çok ciddi atılımlar yapıyoruz. Ya bu bilimsellik aynı zamanda yönetime de sirayet edip finansal fair play kurallarını en doğru şekilde uygulamak gerekiyor. Şimdi finansal, yani ülke futbolunun özellikle financial fair play dediğiniz için, biz biliyorsunuz bir spor kulübüyüz, birçok branşımız var. Ama futbol özelinde söylemek gerekirse aslında birçok spor branşı da öyle Türkiye'de. Artık dibi görmüş durumdayız. Yani Türk futbolu gelir açısından, yönetsel açıdan, bunu sadece federasyonlar olarak söylemiyorum, kulüpler açısından da artık dibi görmüş durumda. Burada cesaretli davranan, problemleri popülerite uğruna halının altını süpürmeyenler buradan çıkacak ilk kulüpler olacak. Ve burada başarılı olanlar olacak. Biz de burada her türlü eleştiriyi, her türlü popüler olmama imkanını göze alarak, son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ı bu kaostan, Türk sporun içinde bulunduğu kaostan, maddi ve manevi kaostan ilk çıkan kulüp olması yönünde birçok pozitif girişimler yapıyoruz. Sayın Başkan, aslında ilerleyen sorularda vardı ama bu konu geldiği için sormak istiyorum.
Şimdi geçtiğimiz yıllarda takım maliyeti olarak baktığımızda özellikle 3 büyüklerde 80 milyon eurolar, 100 milyon eurolar yıllık futbolculara ödenen paraları duyuyorduk. Sonrasında bu 60 milyona kadar düştü. Sonrasında aslında bunun da sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı ve artık daha da aşağıda hem UEFA'nın istediği hem de kulüplerin yaptığı yapılandırmada Bankalar Birliği'nin istediği bunun daha da aşağı çekilmesi. Sizin kulüp olarak şu an futboldaki maliyetleriniz nasıl? Biz 65 milyonlar seviyesinden biliyorsunuz en son bir UEFA ile yapılan anlaşmada 55-60'lar seviyesine gelmiştik. Şimdi bu bizim hedefimiz 30-35'lere indirmek bunları. Biliyorsunuz Galatasaray'ın 85-90 milyon eurolar harcayarak başarısız olduğu sezonlar oldu. Futbolda asıl yöneticilik kabiliyeti sporda özellikle doğru bir bütçeyle zarar etmeden o bütçeyle başarıyı elde etme kabiliyeti ve bir hikaye yaratabilme kabiliyetidir. Biz bunun peşinden, zor olanın peşinden gidiyoruz. Çünkü geçmişte bu zararları eden yönetimler, yöneticiler şu anda hiçbir şey olmamış gibi dolaşabiliyorlar ortada. Biz kendi dönemimizi değil, kendi dönemimizde popüler olmayı değil, Galatasaray'ın geleceğini sağlam bir gelecek şekline dönüştürme hedefiyle yola çıktık. Biliyorsunuz bugün para harcayıp bizden sonra gelen yönetim nasıl öder mantalitesiyle çok daha farklı bir yapıya gidebilirdik ama o yapı artık sürdürülemez. Sizin de söylediğiniz gibi çok net bir şekilde gözüküyor. Ben bankalarla yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasında bizim iki bankamız var taraf olarak. Onlara da çok net açık ilk toplantımızda da söyledim. Biz Galatasaray'ı finansal bir disiplinle ve kurumsallaştırarak yönetmeyi siz bize mecbur kıldığınız için değil, bu Galatasaray'ın bu yapmak mecburiyetinde olduğu bir şey olduğu için yapacağız dedim. Ve belki de sizin isteklerinizden daha da radikal değişimler yapacağız gün geldiğinde dedim. Çünkü birinin eğer gerçekten probleminizi kendiniz tespit edemezseniz ve zorla yaparsanız bu işin içinden çıkmak olmuyor. Bizim arzumuz Galatasaray'da bir kurumsal hafıza kurmak. Galatasaray'ın gelecek gelirleri harcamasından ziyade bugün elde ettiği gelirleri harcaması